Ne yapıyoruz bugün? Sucuk yapıyoruz. Sucuk yapıyoruz, sosis yapıyoruz. Ev yapımı sucuk sosis çok istenildi. Daha önceden yapmıştık biliyorsun. Ama gerçekten evde sosis yapılabiliyor. Hatta salam bile yapılabiliyor. Onu da arada püf noktalarıyla söyleyeceğim. Hani şahane. Salam yapmak isteyenler için. Gerçekten önce sosis sucukla başlayayım. Tamam. Çünkü gerçekten çok kolay oluyor. Bir de bak. Bu ne güzel bir çatalmış. Ben evet evden getirdim. Çatal tatlısı yapacağız. Çatal tatlısı. Evet. Aa, böyle büyük çatalımız yoksa ne olacak? Küçük çatalla da olur ya. Ben öyle hani değişiklik olsun diye. Ay, elimiz yanmasın bu. Diye. Ha, bu servis çatalı servis senin. Servis çatalı aynen. Onun ondan. Kaşığı da var. Servis çatalıyla da yani değerlendi. Çatal tatlısı mı yapacağız? Evet, çatal tatlısı yapacağız birazdan. Hadi bakalım. Peki. Şimdi, önce sucuk yapalım. Önce sucuk. Dışarıdan sucuk, salam, sosis almayın. Evinizde yapın. Sucuk o kadar kolay oluyor ki. Bunun yapılmış da var değil mi? Kesip kesip gösterebilecek miyim? Hii, dolaba koymadık mı? Tüh. Hayır. Neyse olsun. Programın sonuna kadar onu, olur. Onu unuttum. O program sonuna kadar olur. Aynen. Olur. Sen hadi dualarla başlayalım. Başlamadın ya. Onun için oldu herhalde. Ay öyle deme. Dur, dualarla her zaman. Hadi başla. Ben stüdyoya girerken hocamın bana öğrettiği bir dua var ya. Yıllar sonra ilk defa dua ezberledim. Hani iki aslan böyle burada beliriyor. Hep o psikolojiyle çıkıyorum biliyor musunuz karşınıza? Allah utandırmasın. Amin. Söyleyivereyim mi ki bazıları merak ediyor onu. Hadi söyle. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedir ruma asmihi şeyün fil ardı ve la fis sema ve hüve semiyül alim amin. Amin. Bu duayı aslında 7 kere diyor hocam. Okursanız eğer bir burada aslan bir burada aslan sizi koruyan iki güçle beraber o günü tamamlarsınız diyordu. Baktım ki bayağı güçlü ve hoşuma da gitti. Bunu ezberledim. Ezberleyin. Beyninizin bana da daha ezberlet. Ince. Aa ezberleteyim. Tamam. Reklam Bismillahillezi. Bak ilk dur. Dur şimdi ezberleyemem yahu. Reklam arası nasıl ezberleteyim? Ben bunu kaç günde ezberledim. Yazarım ben. Yatarken hep böyle. Ben yatarken ezberlerdim zaten. Ezberleyeyim. Peki hadi başlayalım. Ben sucuğu yapmaya başlayayım. Ev yapımı sucuk yapıyoruz. Birazdan da sosis yapacağız. Bak bak ne güzel çıkmış bak. Ay. Bak. Siyah fonda çok güzel çıkıyor ama ya. Ya sen her zaman çok güzel çıkıyorsun da. O siyah fonu. Aslında bir uygulama var. O uygulamada güzel çıkıyorum. Yoksa bu kadar güzel değilim oradaki gibi. Ay estağfurullah. Vallahi her zaman. Bak. Hadi sucuğumuz güzel olsun. Ay hakikaten ha. Sucuğumuz güzel olsun. İki kadın yan yana gelince böyle çeneden dur. Kıymayı, bildiğiniz kıymayı şöyle hemen kasenin içine aldım. Üzerine de salça koydum. Geçen sefer Zade dedi ki salçası az olmuş. Rengi de az olmasın dediği için. Sucuk yapıyoruz bugün günaydın hemen hepinize. Hemen salçayı koydum. Şimdi içine birazcık da şöyle özellikle şöyle pul biberini koyuyoruz. Toz biberini koyuyoruz. Acı acı seviyor musun Zade'cim? Acı. Seviyorum ama tabii az ayarında. Acı. Ayarında. Ayarında. Şimdi içine... Sucuk baharatları, kimyon, yeni bahar, biraz tarçın, biraz sarımsak tozu. Mesela bakın böyle sarımsağı ezebilirsiniz ama içinde parça parça olmasın isterseniz sarımsak tozu da var. Hangisini kullanmak istiyorsanız ben biraz sarımsak tozu kullanayım istedim bu sefer. Şöyle kekik kullanıyorum, tuz koyacağım. Bu bir güzel oluyor. Daha önce yapmıştık ve o kadar çok seyredilmiş ve arzu edilmişti ki evde sucuk yapmak çoluğa çocuğa hepimiz için inanılmaz güzel sağlıklı oluyor. Bak tarç bu ne? Tarçın. Tarçın da koyuyoruz evet, bu arada. Evet bir tutam tarçın. Köftelere de tarçın koyabilirsiniz. Ben tarçında çok şaşırmıştım. Bak kişniş. Ne güzel, güzel kokuyor. Kişniş, yeni bahar. Kişnişi birazcık da sosis için ayırayım. Yeni bahardan da biraz daha koyayım. Kimyon da birazcık daha koyayım. Bayağı böyle bütün baharatları karıştırıyorsunuz. Birazcık da karbonat koyabilirsiniz. Aa o niye? Karbonat ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Daha böyle bütünleştiriyor eti tüm malzemelerle. Yani hani böyle Tekirdağ köftesinde de hani böyle elastikiyet sağlayan şey karbonattır. Onu sosiste de kullanacağız. Bu arada kahve dost mu düşman mı dedik ya %86... Ay dur tam şeydeydi gitti. Bir dakika hemen gitti. Hemen %86 olmuş mu? E olmuş şimdiye kadar kim katıldıysa şöyle görebilecek misiniz? %86 dost demiş. Daha faydalı demiş daha doğrusu dost düşman siz onu bilirsiniz. Devam ediyor. Hocamız gelene kadar bakalım kaç %86 %14 sıkıntılı olabilir demiş. Tabii eğer kalp rahatsızlığınız varsa kullandığınız ilaçlar varsa günde kaç tane kahve içiyorsunuz onu da soracağım hocama. Bayılacaksınız hocama ya. Nasıl tatlı, nasıl sohbeti muhteşem birisi. Sen tanımadın. Şimdi içeride bir muhabbet, bir muhabbet. Evet, biz zor geldi daha ben. Hadi dur Allah utandırmasın. İnşallah izleyicimiz de aynı şeyleri hisseder benimle. Şimdi bakın sucuğumuz hazır. Baharatlarla beraber eti, salçayı hepsini güzelce şöyle kabın içerisine karıştırdım. Bakın ne kadar güzel kokuyor.
Biraz böyle. Bir sürü baharat kokuyor. Evet, çok fazla baharat kokuyor. Hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Streç filmin içine saracağız. Kızım şöyle. Erva 1,5 yaşında. Sizi izliyoruz. Konya'dan günaydın. Emineciğim günaydın. Şöyle Giresun'dan açıyoruz. Sevgiler öpüyorum. Kızımla seni izliyorum. Her defa yazıyorum okumuyorsun. Ne olur duy sesimi. Gonca 28 duydum kuzum. Kusura bakmayın ne olur sakın bana gönül koymayın. Binlerce geliyor mesaj. Bazen doğal olarak arada kaçıyor. 1,5 yaşında kızımla Kayseri'den izliyoruz seni demiş İrem Yener. Teşekkür ederiz. Ekranın gülen yüzü. Allah ağlatmasın hiçbirimizi. Amin. Ablacığım duayı paylaşır mısın? Cuma paylaşayım mı? Hoca da yanımda olsun daha doğru. Hani böyle çok şey yapmak da uygun olmayabilir. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorum? Bak göstereceğim. Şöyle şunu çıkartayım. Daha rahat edeceğim. Bir kısmını böldüm. Streç filmde ev yapımı sucuk yaparken streç film veya bağırsak satılıyor. Onları sirkeli suda bekletiyorsunuz. Oraya da yapabilirsiniz. O daha profesyonel oluyor ama. Aynen. Bununla da oluyorsa. Bununla da oluyor gerçekten. Şimdi göstereceğim. Şöyle kenara alayım. Şimdi istediğiniz miktarda, istediğiniz büyüklükte hiç fark etmez. Şöyle rulo haline getiriyorsunuz. Böyle. Bunu böyle tek parça şöyle ikili yapsaydık ya. İkili hani de böyle. Yapabilirsin. Ha? Tek parça da yapabilirsin. İstersen ikili olur ya da tek kangal olur. Nasıl istiyorsan. Bak şimdi şöyle yapıyorsun. İnce ince. Aslında çok da kolay. Çok ve kolay. Ve son derece de sağlıklı bak. Eti kendinizden, bütün baharatları kendinizden. Zor gibi görünüyor ama sucuk yapmak aslında çok kolaymış. Kıymanın, ama sen yapınca anladım ben de tabii. Kıymanın içine bütün baharatları, salçayı koyuyorsun. Bak gördün mü? İstersen böyle. Bugün daha güzel oldu sanki. Niye? Salçasını çok koydum. Salçasını çok koydum evet. O gün salçasını az koymuştum. Bakın şimdi böyle bütün olarak şöyle yapıyorum. Şu ortası kocaman oldu. Şu bak. Şurayı birazcık daha. Burayı daha incelteyim. Kenara doğru. Şimdi bakın böyle kenarlardan da sıkıştırınca şöyle yapınca kangal sucuğunuz olmuş oluyor. İşte gayet güzel sucuğu yaptık. Ha, ben böyle istemiyorum diyorsanız şöyle ortadan yapın. Şöyle ortadan kesin. Hani şöyle şöyle istiyorum minik diyorsanız. Minik. Bak. Aslında bu daha güzel. İstediğimiz kabuğunu da ikiye bölersen. Bunu da mı ikiye böleyim? İkiye böyle. Kullanıp şurasından kesiver bunu. Aynen. Üstü dursun. Böyle küçük bak, parçalar halinde. Nasıl istiyorsanız. Şöyle bunu birazcık daha uzatayım. Vallahi çok güzel oldu. Bayıldım. Bakın bunu da böleyim. Minik minik sucuklar oluyor ya. Evet evet çok güzel oldu. İşte bunu da şöyle. Şöyle kıvırırsan. Kıvırıp şurada. kıvırıp. Şahane. İşte böyle küçük parçalar halinde sucuğumuz hazır. Bunu difrizde tutuyoruz. Buzdolabında tutuyoruz. Difrizde biraz donuyor. Sonra buzdolabı. İşte böyle küçük küçük. Bakayım. Şöyle açılmasın. Ha şimdi sen bunu ters tarafa çevirdiğin ha. için o zaman şöyle yapayım. Bak böyle. Sucuğumuz güzel oldu hazır. İşte bak. 2 dakikada. 4 saat veya 3 saat difrize koyacağız. Bakalım biz şimdi program sonuna kadar aşağı yukarı 2 saat sürüyor. 2 saatte ne kadar donacak? Ondan sonra dilimleyip pişireceğiz. Ama vaktim yok diyorlarsa hemen bunu tavada böyle ezip de yapabilirler. Anadolu'da öyle yapıyorlar biliyor musun? Ha. Böyle evet çünkü aynı sucuk tadı olmuş oluyor. Tabii baharatlar verdi zaten tabii. O tadı. Ama bu arada kıymasını nasıl kıyma kullandın? Kıymasını dana eti olursa daha güzel oluyor. Dana eti %100 dana eti. Dana döş olursa gayet güzel oluyor. Bak hazır bu. Şimdi sucuklarımızı böyle parça parça yaptık ama kangal şeklinde de şöyle bağlayıp da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız hiç fark etmez. 4 saat 3 saat buzdolabında difrizde donması lazım. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Sucuk yapalım mı? Ay sosis yapalım bak, mı? Bak bak ablacığım hayırlı programlar kahvenin telvesini yemek zararlı mı sorar mısın? Aslında Nur benim de bir arkadaşım kahveyi içerdi telvesine ulaşmak için. Telvesini böyle gıdım gıdım yerdi soracağım hocamıza. Şahanesiniz. Atalarımız bile ne demiş Zahide Hanım diyor Yasemin bak. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Azı karar, çoğu zarar. Her şey kararında doğru söylüyorsunuz. Hocam gelsin hepsini soracağım. Güne enerjik ve mutlu başlıyoruz sayesinde demişler. Sağ olsunlar. O kahvenin hikayesini ben bir yerden öğrendim o lafı. Nasıl? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Neden o hatırı vardır öğrendim. Söyle onu bir ara anlatırım. Sen ne koyuyorsun? Tuz değil o değil. Karbonat. Karbonat. Evet karbonat bu özellikle ev yapımı sosislerde çok önemli. Çünkü o sosisin elastikiyet sağlamasını
sağlayacak. Şöyle karbonatı koyuyorum. Hepsini salça... koyaydın zaten milim hadi milim. Koydum. Ha yaptın sonuna kadar geldin. Birazcık şöyle muskat koyabilirler. Çevirsen onu izleyicimize varsa doğru. Varsa eğer ha, tabii muskat. Tuz, bunu da rendelemesi bir zor oluyor. Küçücük ya. Aynen. Küçük bir ceviz gibi muskat ya. Birazcık böyle toz biber, salça, birazcık yumurta akı bir tane. Onu yağ zannettim de içim gitti biliyor yok musun az önce? Ve yoğurt. Şimdi sosis yapıyoruz. Yoğurt da mı koyuyorsun? Evet, yoğurt yapıyoruz. Ve kişniş, az önce koyduğumuz kişnişi buraya da koyuyoruz. Bu iki tarifte şahane. Şahane. Şimdi sosiste biraz daha değişik olay tabii. Ne yapacağız biliyor musun sosiste? Ne mutfak yapacağız? Robotu kullanacağız. Mutfak robotunda macun kıvamına getirmemiz lazım. Hemen robotu şöyle aldım. Sen onu yaparken ama onun sesi çıkmadan ben yeni bir anket yapayım mı? Hadi. Şimdi yeni bir anket sorumuz var. Bunları doktorumuz gelince soracağım ama önce size sormak istiyorum. Artık siz de pek çok şeyi biliyorsunuz. Çikolata hasta eder mi? Yoksa şifa mıdır? Ne çikolata düşünüyorsunuz? Evet mi? Hayır mı? Hayır, hasta etmez. Burada oylayacaksın, bilmiyorum. O zaman Sevil, şunu sana vereyim hayatım. Siz bunu bence oylama etmemeli haline getirin. Bu bence kadar de etmesi iyi şey olur. Etmemeli. İşte çikolatanın mesela bitterinden bahseder ya bazı hekimler. Evet. Şimdi bakalım hekimimiz ne söyleyecek? Mesela kahve de çok yararlı diyorlar ama mesela kahve bana dokunuyor. Bağırsaklarım bozuyor benim kahve ya. Bilmiyorum kim, herkes öyle yapıyor mu? Kahve beni çok etkiliyor. Hiç bana kaç tane kahve iyi gelmiyor içiyorsun sen? Bir tane. İçme o zaman iyi gelmiyorsa. İçmiyorum zaten. İçmiyorum. Bazen öyle diyorlar. Hani kolumu şöyle yapıyorum acıyor. Yapma bir taraftan ama hani yine de yapma gereği duyuyorsan. Doktor bey böyle yapınca canım acıyor. Aynen yapma o zaman böyle bir şekilde. Şimdi profesörüme soracağım. Bir sürü soru var aslında. Bak mesela oturmak. Hastalıkları davetiye mi çıkarıyor? Biliyorum çoğunuz beni oturarak izliyorsunuz. Ayakta Profesör Doktor Mustafa Karataş'ı hatırlayın. Nasıl böyle ayağa kalkar zaman zaman bir şey anlatırken sonra tekrar oturur. Onunla beraber ben de kalkıyorum. Nasıl kibar kibar yapıyor. Sen müziğe başlayacaksın herhalde. Arada ritim tutuyorsun evet onunla yaparken. Hani çok şey olmasın diye. Doktorlar mı, aktarlar mı? Bitkiler gerçekten hastalıklara faydalı mı? Karşı bakkalın peyniri bizi hasta eder mi diye soruyor doktorum. Karşı bakkalın peyniri bizi niye atlayı hasta etsin? Ama doktorumun böyle bir videosu var. Çok hoşuma gitti. Şimdi onu konuşacağız. Brokoli yiyin kansere karşı çok etkili dendi ya bir süre. Şimdi brokoli iyi eder mi diye sorsam pek çoğunuz evet brokoli pek çok hastalığa iyi geliyor diyor. Ama acaba hangi brokoli ne kadar onu da soracağım. Bugün çok ilginç sorular var ya. Çok aynen çok hoşuma gitti. Sonra biz şekeri çok seviyoruz ama şeker kanser hücrelerini arttırıyor mu yoksa azaltıyor mu? Şeker yemek kanser yapar mı? Bunu da konuşacağız. Kahve dost mu düşman mı? Yediklerimizden yola çıkarak hastalıklara davetiye mi çıkartıyoruz? Gülümsemek ve yüksek moralli olmak ciddi hastalıklara bile acaba engel mi, bariyer oluşturur mu? Onlara da soracağım. Bu arada ikinci anketimizde çikolata hasta eder diyenler, çikolata ömrü uzatır, ömrü kısaltır diyenler. Başladı anketimiz. Bakalım biraz sonra diğer ankete de bir bakayım o ne alemde. Şimdi sosisi de hemen anlatayım mı ben bu arada? Lütfen ne anlat. Ne yaptık? Baharatlarla salçayı, yoğurdu, içine mutlaka karbonatı koyuyoruz. Biraz da yumurta akı bir tane. Güzelce şöyle bir karışım elde ettik. Şimdi streç film veya yağlı kağıt hangisi varsa yağlı kağıt da olur. Bir de bunu streç denemiş film de olur. Şimdi. Bak böyle. Biraz daha inceltsek mi? Şimdi zaten şey daha mı incelteyim? Hani sosis alıştığımız sosis daha ince ya sanki. Ha dur ama açma. Ama ev yapımı olanlar daha kalın oluyor. Sonradan sıcak suya girince şey oluyor mu acaba bu? Bak şimdi şöyle. Geliyor mu? Şunu şuradan keseyim. Sucuğumuzu yaptık. Nasıl yapıldığını tekrar söyleyeceğiz size biraz sonra. Şimdi sıra sosis yapımında. Sosis. Bu arada sıcak suyumuz da kaynıyor burada. Evet, ona da bakabilirsiniz. Evet ama çok sıcak değil. Yani kaynar halde değil. Onu mutlaka söyleyeyim. Kaynar halde değil. Şimdi bunun içine su girmemesi lazım tamam mı? Su girmesin diye tekrar bunu böyle hemen bir streç film veya alüminyum folyo da olabilir. Ama ben olsam folyo... direkt streç filmle yapardım. Ama gerçi şöyle bir durum var. Streç film de direkt temas etmemeli. Aslında su çok kaynar olmadığı için sıkıntı olmuyor ama... Yine hani de çoluk çocuk yiyecekse evet, onun için mutlaka böyle bilsek yağlı kağıtlı tercih ettim.
Şimdi bıçak bulsam şöyle hemen kesersem onu. Dur, tut kuzum orada. Şöyle. Süpersin. İşte sosis. Şimdi bu şekilde buzdolabında bekletenler var, sonra haşlayanlar var. Nasıl istiyorsanız. Bakın sosisimiz hazır. Bunu sucuğumuz hazır. Suyun içinde bekleteceğiz. Suda 20 dakika haşlandıktan sonra yağda kızartacağım. Tamam mı? O zaman suyu atacağız. Hemen atıyorum. Tamam. Ama kaynar su değil. Açılmayacak mı o? Yok, açılmıyor. Bak böyle. Yavaş 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 su da pişecek. Ondan sonra bu 20 dakika piştikten sonra çıkartacağım. Ondan sonra da ara ara böyle çevirebilirsiniz de isterseniz. Çatal tatlısı geliyor şimdi bu arada. Evet. Ben bunları sonra devam ederim. Olurmuş. Olur mu? Olur ama bunun tarifini bize bir kere daha verir misin? Hem sosisi. Yapayım mı hemen bir tane daha şurada? Aa, şahane olur. Şöyle. Hem içine neler koyduğunu söyle lütfen. Özellikle tavuk kıyması koydum, tavuk eti koydum, kıyma yaptık. Ama dana etiyle de yapabilirsiniz, onu da hemen söyleyeyim. Yani ben tavuk kullanmak istemiyorum ama dana etinden olur mu diyorsanız olur. Aynı şekilde et kıyma haline gelecek, macun kıvamında gelecek. Baharatlarla ve salçayla, biraz yoğurtla mutlaka karbonat koyun. Hem sucuk yaparken hem sosis yaparken karbonat o güzel kıvamını verecek. Bu arada kahve dost mu düşman mı dedik. Dostlar %88'e, düşman diyenler %12'ye. Çıktı yükseldi. Şimdi çikolata faydalı mı zararlı mı dedik. Bakalım orada ne olacak. Daha yeni koyduk, onu da merakla bekliyorum. Evet, bir tane daha sosis yaptık. Bakın şöyle. İzmir'den Aynur selamlar. Diyabet hastası olarak çikolata dozunda yemek gerekir. Ben diyet olan çikolata yiyorum. Diyet çikolatayı da soralım. Diyabet hastaları için özel çikolatalar da var. Özel tatlılar da yapılıyor. Hatta bir ara düşündüm acaba onlardan mı alsam diye. Diyabetik diye yazıyor üzerinde. Onu da soracağım hocama. Sanki şeker yokmuş gibi hissettiriyor, evet. Değil mi içinde? Bak sepet sevgisi ne demiş? O sucuk buzluktan çıkınca cıvık olur, donmaz. Biz de sucuğu hep evde yaparız. Bağırsağı koyduktan sonra birkaç gün balkonda kuruturuz. Evet. Sucuk içi oldu bizimki. Vallahi bak şimdi ben sana bak ismini yazmamışsın ama program sonunda göstereceğim. Bu bir çıkıyor buzluktan böyle dilim dilim. Sibel mi yazmış? Evet. Dilim dilim kesiyoruz dilim bunu. Dilim kesiliyor. Bak takip et, inanamayacaksın. Şahane oluyor. Donacak. Çünkü. Donduktan sonra keserseniz gerçekten çok güzel oluyor. Ama buzdolabında bekletirseniz o zaman donmuyor. Onun için difrizde mutlaka dondurun diyorum. Ama dediğiniz gibi evet, bağırsakta bunun içine koyduğunuzda, astığınızda daha güzel oluyor. O zaman hava aldığı için bağırsak, streç film hava almadığı için küflenme yapıyor. Onun için biz buzdolabında tutuyoruz ve böyle dışarıda asamıyoruz. Çünkü hava almadığı için şey oluyor. Ama eğer bağırsak kullanmak istemiyorsanız pamuklu beze sarın. Bez sucuğu var biliyorsunuz. Tokat'ın zile bez sucuğu var. İnanılmaz güzel o da. Bezin içine sıkıştırıp bağlayıp asın. Gayet güzel kuruyor. Güzel. O zaman da çok güzel oluyor sucuk. Siz kurutuyorsunuz. Şimdi bizimkinde difrize koyuyoruz. Pratik. Pratik. Haydi ben o zaman bunu koyayım. Bakalım. Aynen. Program sonuna kadar koyarken, dolsun. Bak bu da sucuklarımız. Böyle. Sosis. Şöyle ay sosislerimiz. Bunları da merak ediyor. Bu arada Akgün Hanım demiş ki. Akgün Bey mi yoksa? Bey. Akgün Bey, benim evime dışarıdan sucuk girmez Zahide Hanım. Memlekette kestirdiğimiz hayvandan sucuğumuzu yapar 6 ay yeriz. Ya. Ne kadar şanslısınız. Ya. Nerede bizde öyle. Kurbandan kurbana, o da işte öyle denk gelirse. Ama hayvancılığı geliştirmek lazım. Herkesin yani ne bileyim mümkünse şey derlerdi. Bizim şimdi şafhanede ben mesela ilk defa büyükbaşı orada görmüştüm. Ay, gidip gidip seviyordum hayvanları. Sonra da onları kesiyorlarmış falan diye duyduydum. Bir ağla bir ağla. Tabii hayatın bazı şeyleri vardı. Gerçekleri de var ama. Taze süt içebilmek. Ne bileyim yumurtayı tavuğun altından alabilmek muhteşem şeyler. Eskiden aman köylü müsün sen deyip böyle biraz daha hani hor görülen durumlar şimdi ne kadar değişti ki öyle olması gerekiyor. Gerçekten köylü bu milletin efendisi. Bak hiçbir şeyimiz yani ne diyeyim hayvancılık azalınca et pahalılaşıyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Protein kaynağı et. Pek çok hastalığın çözüm buradan geçiyor. Çoluğa çocuğa herkes almak istemez mi? O yüzden hayvancılığı büyütmek, geliştirmek lazım. Devletimizin bu konudaki desteklerini. Kesinlikle. Aynen. Biz de destekliyoruz. Daha da fazlalaşmasını tarım rica ediyoruz. Tarım da yine aynen o şekilde. Hem aynen hayvancılık öyle. Hem tarım. İşte güzel oldu. Bak bu da. Kalan sucuğu da böyle hop bağlayayım. Şöyle. Bu şekilde. İşte bunu da hemen difrize koyacağım. Ay bunu da profesörümüze gösterelim sonra bak.
gelince. Çok da güzel oldu. Güzel çatal oldu. Tatlımız kaldı. Haydi hemen çatal tatlımıza geçiyoruz. Sucuğa kendimizi kaptırdık. Sucuklarımız, sosislerimiz oluyor. O zaman burada çatal tatlısı için hemen bir şerbet yapacağım. Tamam. Bu sosisler suyun şerbetini. İçinde aşağı yukarı böyle 20 dakika duracak. Sonra çıkartıp kızartacağım. Kızarmış halini de göstereyim.